ben de annesiz büyüdüm. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben 1 yaşında, abim 2 yaşında. Biz ayrılmışlar annem ve babam. Beni annem almaya çalışmış, bizi almaya çalışmış ama anne tarafı istememiş. Ben de bunu bu kadar açık ilk defa anlatmış olayım, ne oldu bana diye. Çok acı aslında anlatacağım şeyler. Ayrılıyorlar. İşte çocuklar ortada, biri 1 yaşında, biri 2 yaşında. Annem alıyor gidiyor memleketine, annesinin yanına. O taraf kabul etmiyor, ben seni çocukluğuma gönderdim diyor. Çok şey düz anlatıyorum, çok çirkin, çok acı böyle detaylar. Annem geri dönüyor bizimle birlikte. Annem geri döndüğünde benim babaannem bu sefer onu almak istemiyor içeri. Ne yapsın kadın, cahil, yaşı küçük, bizi avluya bırakıyor. Diyor ki o zaman yani ben ne yapacağım, çocuklarla alın o zaman, çocukları bari alın diyor. Biz babam benim birazcık alkolik, birazdan fazla. Sonra biz babamla böyle bir sürünmüşüz hasbelkader sokaklarda beraber. Ve babam bir sürü kişi bizi istemiş, babam bizi almış yuvaya götürmüş. Aklınca bizi öyle koruduğunu düşünmüş. Ben annemi hiç tanımadım. Yani bir yarışma programına katılmıştım ya, ondan önce benim abim polis evinde memur. Benim sürekli içimde bir kor zehrin. Annem kim benim? Ben neden bu kadar neşeliyim? Acaba anneme mi benziyorum? Acaba gözüm mü anneme benziyor? Yani bana sürekli insanlar iltifat ediyor. Ben acaba anneme mi benziyorum, babama mı benziyorum? Kafamda deli sorular. Babayı biliyorum, baba tarafını. Ben dedim annemi bulacağım. Kayıp da değil. Hemen tık diye çıkıyor zaten. Ben gittim, annem Afyon'da yaşıyor, evlenmiş. Bir sürü çocuğu olmuş. Bizi unutmuş. Ya da unutmamış ama sonuç olarak biz onsuz büyümüşüz. Annemle ilk karşılaştığım an ben çok büyüktüm. Ya beni kim doğurmuş çok merak ettim gerçekten. O da izliyorsa onu üzmek için söylemiyorum bunları. Gerçekten onu üzmek istemiyorum. Yani çünkü benim hayata gelme sebebim, ben hep böyle baktım bu olaya. O da öyle biriymiş dedim. Benim annem beni görünce ya bizim geleceğimizi anladı. Biz Afyon'a indik abimle. Benim kalbim patlayacak gibiydi böyle. Biz ertesi sabah sözleştik buluşacağız diye. Aynı şehirde ve aynı havayı soluyorum ve ben nasıl durabilirim dedim. Mümkün değil. Annemle aynı şehirdeyim. İnanılmaz bir şey yani ve 27 yaşlarında falanım. 20, hatırlamıyorum, 25 de olabilir. Ben dedim şu an gideceğim. Anneme gittim, ölüyorum. Düştü, bayıldı. Ben düşüp bayılınca çok kızdım ona. Çünkü ben daha güçlü olmasını istiyordum hayatım boyunca. Daha güçlü olsaydı ve bize baksaydın. Merdiven silseydin, evet o babayı çekmeseydin ama bizi bırakmasaydın, bir daha evlenmeseydin falan filan kafamda böyle şeyler var. Düşüp bayılınca bir daha sinirlendim. Niye bayılıyor oldum yani böyle? Neyse kalktı. Hiçbir şey olmadı gerçek anlamda, elektrik olmadı Zehir'in. Onun ne demek istediğini anlıyorum. Biz birazcık polyannacılık oynadık annemle. Bana krep yaptı falan. Bende kaldı. Ben ona gittim. Torunuyla tanıştı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sonra benim annem bana dedi ki, bana dedin ki anne, neden şu an seninle görüşmüyorum?
bizimle kalmak istedin ve bir sürü çocuğun vardı. Ben bir kere daha çok kızdım anneme çünkü bu çocuklar ne olacak? Ne kadar alışmış değil mi çocuk bırakmaya? O zaman benim için annem bitti. Çünkü annelik çok kutsal bir şey. Annelik verilmiş bir armağan ve sana karnına, rahmine düşen çocuğa sahip çıkacaksın. Net, sahip çıkmak zorundasın. Çıkmamışsın, zaten bir sürü çocuk doğurmuşsun. Hala da onları yani tabii ki Türkan abla, hani seninle ilgili hep konuşuyoruz ya, şunu anlamaya çalışıyorum. Sen ne yaşadın? Hep öyle bakıyorum hayatta. Benim annem de çok çekmiş. Çok çekmiş. Keşke daha zeki, daha güçlü, daha canavar gibi bir kadın olsaymış ama olamamış. Hayatta izin vermemiş. Kızmıyorum ona, sana kızmıyorum. Ama o kadar eksik kaldım ki ben de. Okula gittim. Herkes beslenme çantasını açardı böyle. Pırıl pırıl örtüler açılır. Ayrı ayrı paketlenmiş zeytinler, peynirler çıkar. Özenle hazırlanmış, meyveler soyulmuş. Nefret ederim hala o paket meyve sularından. Yuva çocuğu olduğumuz için bizim çok çirkin bir beslenme kutumuz. Açardık. Açmak hiç istemezdim. Çünkü çok utanırdım her zaman. Meyve suyum, paket kekim. Herkesin saçı yapılı, kurdeleli. Bizim saçımız hep bitli olduğu için hep erkek tıraşıydı. Ve ben çok seviyordum saçları. Şimdi bunları nasıl silebilir ki benim annem? Silemez ki. Bendeki bu duyguyu hiç kimse silemez. Ben 42 yaşındayım. Büyüdükçe düzelir zannettim bazı şeyler. Çok güçlü bir kadınım. Daha da büyüyor o yokluk. Ben annemin yokluğunu ilk nasıl hissettim? Ayıp mı bilmiyorum ekranda ama biz kadınız ve ilk genç kızla adım atışımız oluyor. İlk adımımı attım. İlk başta çok sevindim minyonum ya, boyum uzayacak. Çok sevindim ama bir türlü dinmeyen bir şey bu. Öyle geçmiyor. O kadar ağladım ki. Neden benim annem yok? Neden bana bunu anlatacak kimse yok? Sonra doğurdum, yine çok üzüldüm. Neden annem yok? Niye o benim bakmıyor? Neden, neden, neden? Hasta oldum, dertleşmek istedim. Sadece kafamı koymak istedim, yine yok. Yok da yok. Yani artık bizim için yapılacak hiçbir şey yok. Biz böyle çocuklarız. Biz mağdur edilmiş çocuklarız ve yüzlerce, binlerceyiz. Yapacak hiçbir şey yok.